Ben Uğur Yaman, Adıyaman Merkez doğumluyum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olan Uğur Yaman, kronik hastalığı bulunmasına rağmen başka sebepler gösterilerek işine son verilirken Yaman yetkililerden yardım istiyor. 2015 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak görev yaptım. Metro İstanbul'a ulaşma AŞ'de ve orada Kendisinin bir partiye mensup olduğunu belirten Uğur Yaman, çalıştığı güvenlik şirketinin farklı bahaneler ile Mart ayında işten çıkarıldığını, kendisinin o dönemde rapor aldığını, ancak raporun kurum tarafından sahte olarak lanse edildiğini, kendisinin raporu devlet hastanesinden aldığını aktardı. 25 Ağustos 2015 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak görev yaptım. Metro İstanbul'a ulaşma AŞ'de ve orada yaklaşık 5 yıllık görev süresim boyunca seçim çalışmaları olmak üzere birçok yerde görev aldım. Seçimi 31 Mart'ta ve Haziran ayında kaybettiğimiz için CHP görev devralmıştır. Ve yaklaşık bir sene seçimi kazandan bir sene sonra Mart ayında partide görev aldığım için görev yerim değişmiştir. Güvenlik uluslararası yeri sürgün edilip başka yere verildim. Ve Mart ayında çalışma süresim boyunca rahatsızlık geçirdim. Rahatsızlığım boyunca da hastanede tedavi gördüm. Ve sağlık kurulu raporu ile bana pandemi süresi boyunca çalışamazsın, dinlenmek zorundasın diye sağlık kurulu raporu verildi hastane tarafından. Ama bu hastane raporum şirketim İstanbul Güvenlik AŞ tarafından kabul edilmedi. Defalarca şirketime ve belediye uğramama rağmen herhangi bir şekilde kabul edilmedi. Tam tersi çalışman lazım, devam etmen lazım dediler. Ve bu süreçte şirketi şikayet etmek zorunda kaldım. Şirketim sonunda açığa alındım Haziran 15'inde. Yaman, Mart ayından bu yana işsiz olduğunu ve eski çalışanı olduğu şirketin kendisine farklı bir iş yerine başvuru sürecinde de engel olduğunu ve yetkililerden yardım istediğini kaydetti. Adıyaman'a gelip memlekete gelmek zorunda kaldım Adıyaman'da ve şirketim mağdur olmama rağmen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç ile görüşerek bu istifa etmiştir bu personelimiz, bilginiz olsun kendini mağdur olarak göstermektedir diyerek benim hakkımda karalama yapmıştır. Ve milletvekilimiz Muhammed Fatih Toprak sağ olsun kendisi bize yardımcı olarak kendi avukat arkadaşını tahsis etmiştir. Dava yoluyla hakkımızı aramaya başladık ve 2 hafta önce Sabah gazetesi muhabiri Dilek Yaman tarafından telefon geldi bana. Savcı soruşturması bitmiştir. Sağlık kurulu raporunuz haklı çıktınız. Savcılık tarafından haklı olduğunuz ortaya çıkmıştır. İstanbul Güvenlik AŞ'ye bilgisi verildi ve haklı olduğum ortaya çıktığını öğrendim. Ama halen Adıyaman'da durmaktayım. İki çocuk babasıyım, işsizim. Bu mağdurumu giderilmesini yetkilerden rica ediyorum. Savcılıkta belgelerim hepsi bulunmaktadır. Kanıtlı bir şekildedir. Herhangi bir şekilde benden yana sıkıntı, sorun bulunmamaktadır. Şirketim beni mağdur ettiğine dair resmi belgeli bir şekilde gerek avukatımda gerek de savcılıkta evraklarım bulunmaktadır. Biz mahkemeye verdiğimiz için onlar savcılık suçlusunda bulundu. İstanbul Güvenlik AŞ'si. Savcılık bu işin ilk Başlangıcı. Onlar dava açmadı. Onlar sadece savcılıkta soruşturma açtılar bana. Savcılık Bakırköy, İstanbul Bakırköy savcılıkta soruşturma açtılar bana. Ben sadece dava açtım. Ama onlar savcılık soruşturmasında bulundular ki 5 yıllık emeğimin karşılığını benden geri alsınlar. Sahte belge sunduğum için dediler. Ama belgelerim sahte değil. Hepsi resmi bir olarak ortaya çıkmıştır. Savcı da buna karar vermiştir ve haklı olduğum ortaya çıktı. Bununla ilgili şirketimde görev yapan bir Adıyamanlı bir personel vardı. Onun bilgisi dahilinde bana gelen bilgi şu şekilde: Facebook, sosyal medyada halen AK Parti'yi paylaşıyorsun. Paylaştığın için bu şirketimizin yetkilileri, müdürleri tarafından göze batmıştır. Bilgin olsun denildi ve bundan dolayı da öncelik olarak yerin değişecek, ondan sonra da açığa alınıp çıkışın verilecek denildi. Ama bahane olarak bunu değil, tabii ki sunmuş olduğum raporları sundular. Herhangi bir hayır, Hakaret kesinlikle bugüne kadar hiç 5 yıl görev yaptım mahalle tanıtım medya başkanı olarak. Hiçbir zaman hiçbir siyasi partiyi karalamadım, kötülenmedim. Herhangi bir olumsuz cümle yaptım. Sadece pandemi döneminde yapılan Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu yardımları sosyal medyada paylaştım.
paylaşınca da sen Cumhurbaşkanı değil AK Parti'yi paylaşıyorsun diye bilgisini öğrendim. Bu şekilde bana gelen tebliktir.